Bana neden bu kadar kızdın? Alt tarafı eve dönmek için izin istedim. Abim orada ölümle pençeleşirken eve dönmeyi nasıl düşünürsün Mohini? Benim buradan gitmem onun sağlığını nasıl etkileyecek? Ben gidince kötü mü olacak? Benim de kendi çocuklarım var, onlarla ilgilenmeliyim. Su Nehri çok korkuyor. Samrat yaralandı gördüm. Sen çok istiyorsan git. Ben burada kalacağım. Neden bu kadar sorun ediyorsun? Hem oğlu yok mu onun? Babası burada ölüyor. Neden beni hastaneye getirdin? Ne oluyor? Parvati kızım, sen iyi misin? Neden ikiniz de... Tek kelime istemiyorum. Bak ona. Baba? Babama ne oldu? Rol yapma. Burada ne olduğunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Onu öldürmek istedin değil mi? Baba! Yeter, bırak! Masum rolü yapmayı bırak artık. Babam senin çıkardığın yangın yüzünden bu hale geldi. Ne? Ne mi? Bir de soruyor musun? Bir de cevap mı istiyorsun yani? Bugün evde yaşananların tek sorumlusu sensin. Onun odasında yangın çıkardın. Tecavatı'da Panayır'a sen çağırdın. Sonra da bana vurdun ve onunla kaçtın. Seni buna rağmen affetmeye hazırdım ben ama ne yaptın? Babama ne yaptın, gördün mü? Ben mi yaptım? Ben Tecavat'la... Babama böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret edersin sen? Bana karşı bir kinin öfken var. Anlarım ama o zavallı adam hep seni korudu. Eve geldiğin ilk günden bugüne kadar sahip çıktı. Seni benim öfkemden korumak için yeri geldi, bana bile karşı çıktı. Sevgisine ve ilgisine böyle mi teşekkür ediyorsun? Evi ve onu diri diri yakarak öyle mi? Neler söylüyorsun? Ben bunu babama nasıl... Sakın diyorum. Sakın onun adını ağzına alma, yoksa pişman olursun. Sen o adamla kan bağı taşımayı hiç hak etmiyorsun. Gözyaşlarınla ne geçmişte ne de bugün beni kandırmayı başaramadın. Sahte onlar, biliyorum. Tıpkı yarım ağızla ona baba deyişin kadar sahte. Bırak gelini, bir yabancı bile olsan hiç kimse kimseyi böyle diri diri yakmaz. Sana yemin ederim öyle bir şey yapmadım, Tanrı şahidim. Bir de Tanrı'nın adını vererek yalan yere yemin ediyor. Su Nehri seni gözleriyle gördü. Amcasının odasını yakarken ona yakalandın. Ne? Sen yaptın, gözlerimle gördüm ben. Odayı ateşe verdim ve sonra kaçtın. Ona bu kadar kibar davranmana gerek yok hayatım. Hem o senin öz ablan da değil. Olmayı hiç istememiş ki. Bize iğrenç bir oyun oynadı. Onu sevmenin ve güvenmenin bedelini şimdi nasıl ödediğimizi görüyorsun. Abla. Sana abla diye seslendim, arkandan bağırdım. Ama durmadın, kaçtın. Susun Eri canım. Ben orada değildim ki, ben... Sendin o. Hatta o an üstünde gelinliğin vardı. Amcamın odasına doğru bir şey attın. Sonra hemen kapıyı kapatıp kaçtın. Ben seni durduramadan çoktan kaçıp gittin. Sonra amcamın odasına baktım. Her yer yanıyordu, alevler içindeydi. Ve amcam da... Suneri, ben orada değildim ki. Sen bir şeyleri yanlış görmüşsün. Yemin ederim doğru söylüyorum, ben değildim orada gördüğün. (Gülüyor)
Yalvarırım sözlerime inanın. Yalansa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Yangın çıkarmadım. Hem ben babamın nasıl... Sakın yanına girmeyi düşünme. Beni o evden hayır dualarıyla yolladı. İyi dilekler diledi. Sana da. Sen de iyi dilekleri karşılığında onu yakmaya kalktın. Hem sana güvenini hem de hayatını kaybetmiş olacaktı. Git artık buradan. Git. Hiçbir yere gitmiyorum. Neden gideyim? Yanlış bir şey yapmadığım halde neden gidecekmişim? Neden? Neden kalmak istiyorsun? Öldüğünü gözlerinle görmek mi istiyorsun? Akbabalar dört gözle kurbanlarının ölümünü bekler. Ama ben ilk kez bir insanın bunu yaptığını görüyorum. Git buradan. Rudra, Rudra bekle, Rudra. Sakin ol, sakin ol, sakin ol ve beni dinle bak. Sakin ol ve dinle Parvati. Bizimle günlerdir aynı evde kalıyor. Sen gerçekten öyle bir şey yapabileceğine inandın mı? Peki annemin bırakıp gideceği birinizin aklına gelmiş miydi hiç? O da babamı bundan 15 yıl önce gözünün yaşına bakmadan terk etmedi mi? Annem de masum muydu? Onun da arkasında mısın? Olur da karşılaşırsanız konuşur musun onunla? Söyle. Hadi. Hadi söylesene. Bir kez daha güzel bir kadın geldi ve babamın hayatına kastetti. Arada tek bir fark var amca. Bu kez bir kadın onu diri diri yakmak istedi. Babam bugün içeride çaresizce yatıyor. Bunun nedeni de zamanında uğradığı ihaneti unutmuş olması. Güzel kadınlara güvenilmez. Zamanında bana verdiği dersi kendi unuttuğu için bu halde şimdi. Ama ben asla unutmam. Ne bugün ne de yarın. Yürü. Dil ki dhadkan suni suni sansein.